Tarımda başarının anahtarı AgroTuro'ya tarımda başarı programını sunar. Evet dostlar Tarımda Başarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Neredeyiz bugün? İzmir'deyiz, Foça'dayız, Gelenköy'deyiz. Yine dostlarla beraber Agrotorio sponsorluğunda e, zeytini konuşacağız, zeytinyağını konuşacağız, zeytinde beslemeyi konuşacağız. E, ülkemizin birçok bölgesinde hasat başladı, devam ediyor. Biten bölgelerde var kısmı olarak. E, tabii Türkiye'de hasat süreleri çok uzun aslında biraz da bunu da konuşacağız. Güzel detaylı bir program olacak. Ee, her zaman söylüyoruz, e, Cenab-ı Hak bütün çiftçilerimize hasatlarında hayırlı bereketler versin. Kazasız, belasız hasat nasip etsin. Bunları da yemeği nasip etsin hepimize, bütün çiftçilerimize. Ee, dostlarla beraberiz yine burada. Bugün bu bahçedeki bir başarı hikayesi var. Bir tanışma hikayesi var. Detaylı bir şekilde sizler için ekrana getireceğiz. İlk sözü ben e, agrotoriyeden Zafer Dönmez abime veriyorum. Abi yayın hoş geldin. Hoş bulduk Cemil Bey, siz hoş, de hoş geldiniz. Hoş Çok güzel bir ortam, güzel ee, dostlarla beraberiz. Evet, ee, Türkiye'mizin her yeri güzel, İnsanlarımız güzel. Şimdi e, dikkatinizi çektim, bilmiyorum siz 3 saat uyumuşsunuz dün gece, ben 4 saat uyudum. Ama öyle bir ortama geldik ki, çayımızı içtik, ikramlarımızı yedik. Ondan sonra iki de güzel koltuk verdiler bize, <laughs> üç keçilik yörük gibi gurulduk. Daha ne olsun öyle. Yani? <laughs> Daha evet. ne bunda, olsun? Bunda izi şamda kayısı. <laughs> evet, evet, evet. Ha bundan sonra gideceğimiz Bergama'da bakalım neyle karşılaşacağız. Her gittiğimiz yeni bahçe değişik şeylerle karşılaşıyoruz, göreceğiz. Şimdi Selahattin Hocamla yaklaşık 6 yıldır telefonla tanışıyoruz. Yüz yüze ilk defa bugün tanıştık İyi ki de tanışmışım. Ee, bu 6 yılın 5 yılı uzaktan. Ama bu yıl e, Yusuf kardeşimiz birebir ilgilendi bu bahçelerle bölgeye çünkü Yusuf artık biliyorsunuz İzmir'e yerleşti ve bu bölge e, Yusuf'un denetiminde çok sık geldi gitti. Bir şeyler değişmiş bahçede güzel şeyler olmuş. O olanları Selahattin Hocam kendisi anlatsın evet. bize. Tabii özellikle e, gübre sektöründe e, çok ciddi değişiklikler oluyor. Bunu hepimiz e, gözlüyoruz. E, i̇şte bu yeşil e, kuşak anlaşmasının artık bir noktadan sonra karbonizi bireysel'e kadar döndü. Dolayısıyla otomatikman dünyada şu anda bir dönüşüm var. E, klasik gruptan, e, konvensiyonel gübre grubundan artık e, organik, işte inorganik, yavaş salınma birçok alanda farklı gübre grubuna doğru bir geçiş var. Bir, agrotorik olarak bu dönüşümdeki yeriniz neresi? Kendinizi burada nerede görüyorsunuz? İki, bu dönüşümü nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Cemil Bey, çok olumlu bir geç kalmış ama çok olumlu bir değişim. Yani konvansiyonel tarımla yıllardır bu topraklarımızı bitirdik. İnanın organik madde birin altında, yüzde doksanı Türkiye'nin birin altında. Bu ortamda tarım yapmak artık çok zorlaştı. Hep verdikçe daha çoğunu vermek zorundasınız. Daha çoğunu vermek zorundasınız. Bu değişim geç kalmakla beraber e, çok olumlu. Agroturay olarak biz hiçbir zaman konvansiyonel tarımın içinde olmadık. Hep spesifik ürünler yaptık. E, hem çiftçiyi yormayacak, hem toprağı yormayacak, hem bitkiyi yormayacak özel ürünlerle biz piyasadayız. Ee, bu konuda çalışmalarımız bitmedi, devam ediyoruz. Ee, keşke, keşke e, ekonomik gücümüz olsa, o organik mineralin, e, organin de en güzelini yapmasını biliriz. O şeye sahibiz bilgiye teknoloji ama bu ekonomik şartlarda emin olun korkuyorum. Yeni yatırım yapmaya korkuyorum. E, mevcutu muhafaza etmek en büyük hedefimiz, öncelikli hedefimiz. inşallah zamanla bu şartlar değişir. Biz de o zaman tekrar yol almaya başlayız. Ama hiçbir zaman bakın tekrar ediyorum. Klasik konvansiyonel tarımın içinde olmadık. Hep hatta bana birçok kişi deli dedi. İşte klasik bordosuz bordo yoksa meyve yok gibi laflarla karşı çıktığımız için bana deli diyenler çok oldu. Ama ben ısrarla direndim. Direndik ve başarıyoruz. Başarımıza da siz şahit oluyorsunuz. Evet. Peki bir de şey soracağım. Özellikle tabii senin pazarlama stratejin aslında, büyüme stratejin birçok firmaya bana göre örnek. Neden şu biz sizinle tanışmamız 5-6 yıl ama Köy TV ailesinin tanışması daha eski. İlk başladığınız noktadan geldiğiniz noktaya baktığımız zaman Gerçekten adım adım, ilmek ilmek bir emek var, bir sabır var. İşte direkt müşteriye pazarlama taktiğiniz, onun haricinde bayilerle olan diyaloğunuz. Şu anda ortalama kaç müşteriyle, çiftçimizle, müşteri demeyelim çiftçimizle, aile, aileyle bir temasınız var. Ayrıca bir de Türkiye'deki bayi ağınız, bayi sayınız, bayi yapınız ne durumda? Cemil Bey. Hep dışarıdan akıl verenler oldu bugüne kadar. Agrotura'ya 10. yılına devrediyor. 9 yıl doldurmak üzereyiz. Hep akıl verdiler. Ya şu taktikle gidin, bu taktikle gidin. Ben bir programda söylemiştim. Biz ee, yukarıda piramidin en üstünde oluşup da alta yayılmadık. En alttan başladık. Yani en alt neresi? Çiftçiden başladık. Çiftçiye dokunarak başladık. Ve yavaş yavaş çiftçi ağımızı geliştirdik. Bu nasıl oldu? Ee, en iyi referans Komşu Bahçedir stratejisiyle oldu. Dilim sürçüyor biraz kusuruma bakmayın. Tabandan yukarıya doğru gidiyoruz biz. Yani bir yatırım sermayemiz olup da çatıyı kurup ondan sonra tabana inmeye çalışmadık. Ama tabanı oluşturduk artık zirveye çıkmak için mücadele ediyoruz. Ee, Direk, e, agroturyanın direkt muhatap olduğu çiftçi sayısı yaklaşık 100-120 bin Türkiye genelinde. 103 tane de bayimiz var şu anda. Bir de bu bayilerin dokunduğu çiftçiler var. Onu biz kestiremiyoruz ne olduğunu ama bizim direkt ulaştığımız çiftçi sayısı 120 bin bu da ciddi bir rakam. Bu 120 bin e, çiftçimizi biz e, 9 tane ziraat mühendisimizle hizmet vermeye çalışıyoruz. Yetişemediğimiz, zorlandığımız, yetişmekte zorlandığımız yerler var. Ama her şey birden olmuyor. E, yavaş yavaş o problemi de aşacağız. Kadromuzu genişletmek istiyoruz fakat korkuyoruz. Hakikaten korkulmayacak gibi değil giderler maliyetler Gider, inanmaz. maliyetler çok seyahat maliyetleri özellikle ee, Hadi mazot alıştık 38-40 liralara düşün 8 tane araba sürekli piyasada geziyor bunun altından kalkmak kolay değil biz e, gaza gelip de havalanıp Tepe taklık aşağı düşmektense ağır adımlarla yavaş yavaş büyümeyi tercih ediyoruz Peki abi e, özellikle tabii ürün gamında ön ön plana çıkan e, Koperas var. Ama onun haricinde birçok ürün çeşitleri de var. Şu anda bünyenizde kaç çeşit üründe çiftçimizin hizmeti 23 3 tane ruhsatlı ürünümüz var. Argesi e, bitmiş iki tane daha var. Önümüzdeki yıl onlar da e, 25'e tamamlayacak bu sayıyı. E, çok ürün değil etkili ürün yapmak istiyoruz herkesin yaptığını değil yapamadıklarını yapmak istiyoruz. Şöyle ki 20-25 kilogram bildiğimiz klasik potasyumun, potasyum nitratın, işte potasyum sülfatın bunun gibi e, klasik gübrelerin yaptığını biz karşısına 1 kilo forsla dengeliyoruz hatta daha ileri geçiyoruz. Bu ne oluyor? Toprağımızı yormuyoruz. Çiftçimize hamallık yaptırmıyoruz ve etkili oluyor. Peki son soru şu abi. E, bu programda özellikle seni biraz e, konuşturmak istiyorum. Çünkü sektörde sohbet ettiğimiz dostlar var. agrotoreyi merak ediyorlar. Büyükler, şampiyonlar liginde olanlar. E, Zafer Dönmez'i merak ediyorlar. Bizim programlarımızı da e, takip ediyorlar. E, dolayısıyla biz de e, biraz daha kurumsal kimliğini, biz hep abi kardeş dost, dostamın, e, dost ortamında bahçeyi konuştuk ama biraz da kurumsal kimliğini firma yapısında merak ettikleri için onların adına bu soruyu Size sormuş oluyorum. Cemil Bey, Zafer Dönmez kimdir? Önce onu evet. e, söyleyeyim. Ben gökten inmedim. Ben Ayvalı'nın Mutlu Köyü'nden Mengeneci Musa Dayı'nın oğluyum. İktisat okudum. Ama e, hep serbest çalıştım. Son e, 8-10 yıl bir e, bu piyasada çalışmışlığım var. Birçok bilgi birikimim oldu, birçok tecrübem oldu. Onları son agroturya da kendi adımıza hayata geçirdik. En çok merak edilenlerden birisi de arkasında bunların kim var? Hangi sermayedar grup destekliyor? Allah'tan başka kimse yok. Biz varız, ekibimiz var, ailemiz var. Çiftçi ailemiz var. Yorgunluk belirtileri bende biraz fazla artık. Bir <laughs> Valla var bir yok. yok bilmiyorum ama. <laughs> <Çok> az önce delikanlı <laughs> dediğimiz geldik. Böyle bir hakkımız yok. Ama geldik. Evet. Geldik. Bir söz verdik mi biliyorsunuz. Söz vermek bir, kıvırmak iki yapmayız Geliriz. Ne varsa ihtiyarlarda var. Siz gene bakmayın. De. <laughs> genç delikanlı diyelim abi. <gülüyor> <genç> <gülüyor> diyelim Orta yaşlı delikanlı diyelim. Ee, Temmuz'a kadar süre verdi çocuklar bana. Baba başımızda bulun Temmuz ayına. 2024'ün Temmuz ayına kadar. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. Temmuz'u bekliyorum. Torunlarımla oynayacağım artık. <laughs> abi bu Temmuzlar uzar. Sıkıntı yok. Son <laughs> soru şu abi. Özellikle bir de tabi piyasada sahte ve taklitle ilgili ciddi sıkıntı yaşayan firmalardan bir tanesi sensin. Ee, bununla ilgili neler söylesin Gülüp geçiyorum artık. Hukuki müc mücadelemiz devam ediyor ama bir yandan da gülüp geçiyorum ya demek ki başarıyoruz ki bizim peşimizden geliyorlar peşinden giden değil peşinden gidilen olmak önemli çok da umursamıyorum peki abi teşekkür ediyorum çiftçimizi uzatalım mikrofonu. hocam yayına hoş geldiniz sizleri bir tanıyalım önce merhaba adım Selahattin Tetik ee, öncelikle tarlamı ziyaret ettiğiniz için bize konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum Sağ olun hocam. Biz her zaman geliriz. Cennet gibi bir ortam. E, Hoca hanım, yengemiz e, börekleri, çörekleri yapmış, çay hazır. Afiyetler. Her zaman geliriz. Problem <laughs> Afiyetle, yok yani. Afiyetler olsun. Evet. Ee, Zafer Bey'in de belirttiği <laughs> gibi, e, tabii ben e, bu işe girdikten sonra, yaklaşık 9 yıl önce bu zeytinliği aldım. Burada e, hep bilinmezler üzerine gittik. Hep deneme yanılma yöntemiyle bir şeyler yapmaya çalıştık geldiğinde ciddi mahiyette şey vardı. Halkalı leke hastalığı vardı. Onun şöyle e, bakıyorum ağaçta bir şey kalmıyor. Ya bütün yapraklar dökülüyor. Hemen hemen neredeyse e, sadece dallar kalacak. Bunu sorduk, araştırdık. Dediler ki bu halkalı leke hastalığı. Bakır türevi ilaçlar vereceksiniz. Araştırdık. 5-6 yıl önceydi san, yanılmıyorsam. Zafer Bey'le telefonla görüştük. O da anlattı bana, sağ olsun. Ee, kooperası aldık iki yıl sonra benim bahçemde e, halkalı leke hastalığı tamamen bitti. Ya bu beslemeyle beraber iyi beslediğiniz için bunlar da ortadan kalktı. Tamamen kalktı. Şu anda herhangi bir halkalı lekeli hastalığı görünmüyor. Peki bölgedeki çiftçilerin bakışı nasıl hocam? Yani ne Vallahi ben? herkes e, daha önce burada e, zeytin. Ee, i̇kinci, üçüncü e, malzumluydu, e, önem verilen e, bölümdü. Ama e, şu anda zeytinin değerlenmesi de birlikte daha çok önem veriliyor. Bire girmek üzere veya girdi. Çünkü büyük bir ova burası. E, şu anda herkes görmek istiyor. A, ana, e, bizim olduğu gibi herkes araştırıyor ne yaparsak daha iyi verim alabiliriz, ağaçlarımız daha güzel olabilir diye soruyorlar, bakıyorlar. Bak ee, bakışı o. Peki agrotoru ile tanıştıktan sonra hocam özellikle bu halkalı lekeli mücadelede ciddi bir kat et, e, yol kat ettin. Başka artılar oldu mu sana? Burada bir de hangi çeşitler var? Biraz bahçedinde bahset istersen. Ha, bahçem e, 12 dönüm. 12.068 metrekare. E, 170 adet gemlik cinsi ağaç var. 130 tane e, Edremit var. Karışık. Karışık Edremit cinsi. Ben çit bitkisi olsun diye e, kenarlarına da bodur olduğunu düşündüm. E, internette baktım da bunu gördüm. Bir deneyeyim dedim. 100 tane aldım çevreye diktim. Hemen ikinci e, arbekina denilen bir, a, e, şey bir zeytini. Ama bir yıl sonra, iki yıl sonra baktım verim vermeye başladı. Bu yıl dördüncü yılı. Baya ciddi üzerinde şey meyve var. Ee, Normalde çit niyetine diktiniz. E, evet 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 öyle oldu ama çok ben e, keyif aldım bunlar. Büyük de şey yapıyor keyifli şu anda hepsi ağaçların onlar. Dört tane evet. domadım var ama onlar e, tabi az. Kalmış. Numunelik. Numunelik oluyor. Evet. Kendimiz kullanıyoruz. Fazlasını e, alanlara veriyoruz. O şekilde. Peki e, tanıştıktan sonra bahçeler ne değişti hocam? Bir, onu da tekrar edelim. Agrotor ile Zafer abiyle tanıştıktan He. sonra. Evet. E, Alkal lekeyi çözdük. Onlar haricinde artılar çözdük, var mı? Çözdük. Artılar ben kendim denemeye başladım. Buraya e, ziyaretime daha ilk defa geliyorlar. Ancak bu yıl Ziraat mühendisi arkadaşımız Yusuf Bey geldi, bir yıldır özellikle yılbaşından bu yana yoğun bir şekilde bahçemizi ziyaret ediyor. Bana tavsiyelerde bulunuyor. Tavsiyelerine uymaya çalıştım. Ama büyük değişiklik var. Özellikle zeytin danelerinin oluştuğu yerden, Filizler vermeye başladı Orada oluşuyor. Yeni yılın sürgünleri. Evet evet sürgünler daha fazla oluşmaya başladı. Ee, şu anda e, tabi e, zeytin tanelerinin büyüklüğünde istediğimiz yere ulaşamadık ama Zafer Bey onunla ilgili de bir reçete verdi. Ee, onu da uygulayacağız. İnşallah ondan da iyi bir sonuç alırız. O da çevremize örnek olur. İnşallah. Ona çok dikkat alıyorlar çünkü. Evet özellikle dayane büyümesini. Ya siz bir eğitimcisiniz. Sonuçta örnek bir insansınız. Çevredeki insanlar sizin ne yaptığınızı çok merak eder her zaman. Evet, evet. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Buraya konuğumuz olduğunuz için. Ve e, Zafer Bey ve arkadaşları zeytinimizi tekrar gezdiler. Araştır, e, tavsiyede de, tavsiyelerde bulundular. Kendilerine bir, teşekkür bir, bir ediyorum. Bir, bir, bütün ağaçları dolaştım. Evet. 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 Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet Cihan abi. Ee, abi yayına hoş geldin. Senin memleket sayılır. Öyle aynen. Siz de hoş geldiniz. Şimdi hemen abimin dediği e, çit görevi yapsın diye Arbekino yaptım diyor. Şimdi hem halkalı lekeden dert yanıyorsun, hem çit yapıyorsun. Evet. Aslında bu yani ye, yeni yapacak olanlara bir bilgi olarak söyleyeyim. Ee, bahçenin etrafını çit yapmak ama zeytinden ama başka bir şeylerden. Çünkü bunu çok yapan var. Ee, ben çok gördüm. Ee, bu kara sevli dediğimiz e, kenarları yüksek boyda dikenler var Poyrazını kessin diye e, ama zeytin rüzgarsız olmaz ne kadar rüzgarını kesersin bahçeye giriş rüzgarını e, hızını keserseniz e, e, halkalı leke o kadar artar bahçede yani bu çok akılcı olmamış ama neyse artık olmuş yani bu halkalı lekenin tetikleyen bir unsur senin yaptın ama ağaçlar güzel abi inşallah e, hayır şimdi e, bu ürünleri kullandığı için Biraz daha rahat. Yoksa bu ürünleri kullanmazsa bu halkalı lekenin içinden daha da çıkılmaz hal alır burası. Ee, bunun yanında bu sene e, o kadar geziyoruz. Siz de geziyorsunuz benden fazla zaten. Ee, şimdi e, geçen yıl e, bir yıl öncesini kışın e, sert, güzel, zeytin açısından güzel geçmesi sebebiyle e, son 10 yıl zeytin hemen hemen hep çok iyi bakılan yerlerde vardı. Geçen sene bakımını bakımsız fark etmedi. Her taraf zeytin. Her yerde vardı. Her taraf çakılıydı zeytin. Şimdi ben geçen sene bizim tepedeki bahçede çekim yaparken Şimdi önümüzdeki yıl şu komşu bahçelerde hiç zeytin olmayacak demiştim. Benim burada gene olacak demiştim. Orada çekemedik maalesef ama şu anda gelseniz etraftaki bahçeler hiç sıfıra yakın. O benim bahçenin yanındaki yerden bahsediyorsunuz. Özellikle değil mi? Tamam. sıfıra yakın. Ama benim bahçe gene yüzde 50-60-70 civarında zeytinim gene var. Ama biz bu bahar yağmurları çok bu sene etkiledi. Bu kadar az olmazdı belki. Bu moneli aşırı tetikledi yağışlar. İnsanlar ilaç atacak vakit bulamadı. Ee, ben kendi bahçelerimi ben bile atamadım. Gözümün önünde meyve çiçek açtı, meyve tuttu. Senin bahçenin olduğu yeri söylüyorum. Tamam. <laughs> Şimdi e, çiçek açtı, meyve tuttu ve biz kirazla uğraşırken dane ne döküldü, bitti gitti, bir şey kalmadı. E, bu aslında bir tek Bakır'a bakıyordu atılması gerekiyor bir kooperas atsaydık bu işi geçecektik. Nasıl geçecektik? Şimdi Torbalı'da oraya da çekim yapalım istedik aslında. Görülmesi gereken bir bahçeydi. Program çekilmesi gereken bir bahçeydi. Mal sahibi ben televizyona çıkamam, çıkmam, konuşamam. İşçisi var devamlı bakar, bakıcısı. Ee, ben de yapamam dedi. Onun için oradan vazgeçtik. Ee, tercih, sıkıntı kend, yok. Ama ama tercih. görülmesi gereken bir bahçe. Şimdi e, kendi e, kiraz işim o kadar çok olmasına rağmen ya gel dedi bu çiçekler dökülüyor daneler dökülüyor. Gel bir bak şunu dedi. O kendi bahçeme bakamadığım halde gitmek zorunda kaldım ona. Gittim baktım. Abi bir yağmur açıklığını buldunu Biliyorsunuz bizim ürünleri e, kullandık, attık ağaca. Üç saat yağmur yağmadığı zaman ürün görevini yapıyor artık. Ben arkadaşı dedim ki, yarın olur, öbür gün olur. Bahçeye girebilecek durumu geldiğinde bir bakır içine amino asitle beraber dedim. Bir at üç saat hava durumunu bak tele, e, telefondan 3 saat yağmur yağmayacaksa at 3 saat sonra yağsa da sıkıntı değil dedim. Arkadaş attı aynı dediğimi yaptı. Kendimizi faydalı olamadık ama oraya çok büyük bir faydamız oldu. <laughs> Şimdi 140 dönümün 50 dönümünü budattıramadı. Vakit yetmedi. Budanmayan yerde ...yüzde %50 civarında bir zeytin var. Ama geri tarafında bir sürü girdiğinde bahçenin için her taraf kırılmış dal. Yani o kadar meyve çok. Yani öyle gösterilmesi gereken bir bahçeydi ama neyse nasip değilmiş. Şimdi adam şu anda e, Tohuruna sattı işçiliğini de kendi yapmayacak e, 90 dönüm Tam full 50 dönümü de %50 zeytin var e, Kaça satmıştır Burada e, insanlara da uyarmış olalım Çünkü bu sene zeytin az Herkes elindeki malını öyle bedavaya vermesin Kaça verdi biliyor musunuz 8 milyona verdi Kaç dönüm e, 90 dönümü full zeytin 50 dönümü de e, %50 civarında meyve. Hani çok çılgın bir para bu. Ee, beni e... Abi tarama yönetenler duymasın. Bak çiftçi alıyor. Çiftçi para kazanıyor. Hayır gerisi kazanmıyor. <laughs> bu, bu binde bir tane bile değil bu. Evet. O, o da bak ne diyorum e, tesadüfen gidip de işte şunları şunları kullan dememden. Ve çevrede inanın çevrede yüzde on bile zeytin yok. Kimse de yok o bölgede. Sadece o bahçe öyle. E şimdi adam e, bu, bu kadar yere sekiz milyona sattı. Ve işçilik de karşı tarafın. Ha, işçilikte... İşçilik de yok. Adam kendi işçilik de yapmayacak yani. İnanılmaz bir rakam bu çiftçi için. Ee, dediğim gibi bu e, bir de e, böyle bir yılda yaşamadı bu insanlar. Ee, hani başımızı böyle bir şey biz 50 yıldır 60 yıldır bu zeytinin içindeyiz. Böyle bir bahar yaşanmadı. Çiçek açtı yağmur, çiçekten çıktı yağmur, dane göründü yağmur, yağmur, yağmur. insanlar ilaç açacak vakit bulamadı. Bir de dediğim gibi başına gelmediği için tedbir bu kadar aldı. Öyle olunca da e, göründüğü gibi bu sene yüzde on falan diyorum ben Türkiye geneli yaklaşık gördüğüm kadarıyla. Bazıları gittiğim yerlerde söylüyorum ne yüzde on, şey, iki yüzde bir bile yok diyorlar. Böyle bir şey de var yani. Rekolte de problem var. Sıkıntı var ekolde de. Peki teşekkür ederim. Bir kapını dursun sen de Cihan abi. Ee, evet. <laughs> Murat Yayın'a hoş geldiniz. sen de ziraat mühendisimiz. Hoş bulduk abi. Bu, siz de hoş geldiniz. Bu evet üçüncü yayın evet. abi. Önce yine bir kendini tanıt bakalım. Sen yeni başladın. Yeni başladığında biraz tanıtalım. Evet abi ben ziraat mühendisim Murat Demirbaş. Ee, henüz burada da işe başlayan iki ay falan oldu abi. Şu an bu ailenin en yeni üyelerinden biriyim. Ee, şimdi Zeytin e, tarihte abi bilinen en eski... Ee, türlerden biri. Anadolu'da doğduğu düşünülüyor. Ee, ülkemizde de Marmara, Ege, Akdeniz'de bayağı yaygın olarak yetiştiriciliği yapılıyor. Ee, bu tabi zeytinin %75-80'i ülkemizde yağlık, geri kalanı sofralık olarak yetiştiriliyor abi. Ee, tabi iklim şartları uygun olduğu için e, Türkiye ihracatta da bir e, söz hakkı sahibi yani. Bu konuda ee, dünya piyasasına baktığımız zaman abi e, birinci sıra, sırayı tabii ki İspanya, İtalya gibi ülkeler alıyor. Ondan sonra bunu Tunus falan takip ediyor. Devamında Türkiye, Yunanistan bunlar birlikte bu piyasada işi götürüyorlar abi. E, tabii <laughs> zeytin yetiştiriciliğinde e, zeytinin soğuklama ihtiyacı var abi. Soğuklama ihtiyacı denilen şey, hasattan sonra e, zeytinin e, belli bir dinlenme dinlenmeye girmesi lazım abi. E, bu dinlenme dedikleri de e, zeytinin 7 derecenin altında geçirdiği sürenin saat cinsinden ifadesi. Tabii bu zeytinde e, 1000 saati yakın bir süre olarak isteniyor. Yani bin bin saat soğuklama süresi isteniyor. Abi şimdi dünya piyasasına baktığımız zaman e, Türkiye'nin de diğer ülkelerin hani e, üretim bakımından yüz ölçümü bakımından bir farkı yok. Ama sadece e, bizim çiftçimiz biraz da tabi bu ülkeler bilim ve teknolojiyle sürekli iç içe abi bizim insanız biraz da bilim ve teknolojiyle çok ilgilenmediği için hani hep kendi bilimini evet, kendi Benim bildiğini okuduğu için abi ee, bunun da geride kalıyor tabi şu anda birçok çalışma var bununla ilgili de hani bu ülkeler yetişmek için ee, tabi biz her zaman diyoruz mesela hani hasattan sonra bahçeleri terk etmeyeceğiz. Gübrelemesine, e, sulamasına, budamasına her zaman devam edeceğiz abi. Yani e, hasattan sonra bahçeleri terk etmememiz lazım. Sürekli devam ettirmemiz lazım. Şimdiden herkese hayırlı, bereketli hasatlar Asat diliyorum ediyoruz. abi. Peki, teşekkür ediyoruz. Evet mikrofonu uzatalım. Ee, yüksek ziraat mühendisimiz Gülşah Hanım. Yayına hoş geldiniz size. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Siz de heyecanı yeniyoruz yavaş yavaş. <laughs> evet. evet. Peki e, hasat öncesi ve hasat sonrası e, zeytin bahçelerinde yapılması gerekenler neler? Çiftçilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar neler? Bu konuda agrotory olarak sizin e, programınız, planınız, uygulamanız neler? Sizden almak isteriz. E, şimdi gelirken de gördüğüm bazı bölgelerde hasat başlamış. Bazıları e, Aralık gibi hasat yapacak. Bölgeden bölgeye fark ediyor ama hasattan bir ay önce yapılması gereken e, uygulama, koperas uygulaması, tam doz bir koperas uygulaması hasat kolaylığı sağlayacak. E, bu da sürgünlerin hasatta zarar görmemesini sağlayacak. E, i̇çerisinde bulunduğumuz Ekim ayı mantari hastalıkların pik yaptığı bir ay. Gece gündüz sıcaklık farklılıkları dolayısıyla çiğ düşümü mantari hastalıklara sebep olmakta. Bu da sofralık ve yağlık zeytinde verim kaybına sebep oluyor. Şu zamanda yapacağımız Koperas uygulaması ile var olan bu tarz mantari hastalıklara engel olurken aynı zamanda da gelecek yıl için önlem almış oluyoruz. O yüzden... E, kooperas uygulamalarını yapmamız gerekiyor tam doz olarak. Siz çiftçilere de bildiriyorsunuz zaten SMS olarak sistemde. Tabii ki. Evet. Her dönem bildiriyoruz yapılması gerekenleri. E, hasatımızı sürgünlere zarar vermeyecek şekilde tamamlıyoruz. E, ve hasattan sonra da işimiz bitmiyor. E, bahçelerimizi terk etmeden <laughs> ilk uygulamaya geçiyoruz. Ee, hasattan sonra yapacağımız koperas e, uygulaması ile hasattan çıkan ağacın hasarını onarıp dezenfektasyonunu sağlıyoruz. Kış boyu sürgün oluşumunu destekliyoruz. Ee, aynı zamanda soğuk ve mantari hastalıklara karşı direnç kazanmasını sağlıyoruz. Beyzinç ile de e, bu sürgünlerin pişkinleşmesini sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda da eee ile e, tozlaşma dönemine de etki etmiş oluyor. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. E, Teşekkür ederiz. Hayırlı hasatlar diliyorum tüm üreticilerimize. Kazasız, belasız, afetsiz hasatlar diliyoruz. Evet. Recai çok merakla Saldırıyor mikrofona. Evet Recep re yayın hoş geldin. Siz de hoş geldiniz benim memleketime. Ben hoş de kolay. aslında dışarıdan geldim. Çanakkale'den buraya geldim. ilk Dışarı, defa. dışarı derken ya yurt dışı mı? Yok. Çanakkale'den. Biraz yurt dışı gibi oldu. Ben hiç çıkmadım çünkü şehir <laughs> dışına daha önce ama. Evet. Olsun. Ee, şimdi Cemil Bey. Herkes bahsetti. Ee, bütün sıra bana gelene kadar. Ben biraz o yüzden sabırsızdım. Şimdi koperas 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 koperas. Yani nedir bu koperas? Şimdi e, çiftçilerimizden de bazen hani çok şeyler geliyor. Çünkü geleneksel tarım biraz daha çok fazla olduğu için mesela bordo kullanımı fazla olduğu için ülkemizde. Bu soru bize çok geliyor. Nedir bu koperas? Ben ondan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi koperası şöyle açıklıyorum ben. İçerisinde %5 bakır olan çiftçilerimiz bunu şöyle düşünmesinler. Bir bakır oranı diğer bir gübrede %8 ise bizde yüzde %5 oranında bulunuyor. Hani bu daha az. Acaba etki etmiyor mu? Acaba etkisi düşük mü? Bunu asla böyle düşünmesinler. Zaten koperasın Sihiri diyeyim ben ona Büyüsü içindeki 12 tane inorganik aside bağlı ee, Yani neredeyse bütün işlevi bunlar yapıyor Çünkü e, bu çok önemli bir mevzu Ve Koperas'ın en önemli özelliklerinden biri Cemil Bey e, Sistemik olması Yani sistemik sıvı bakır olarak geçiyor e, Kontak bir özelliği yok Sistemik olması da e, ağacın direk olarak e, öz suyuna karışıp meyve öz suyuna karışıp direkt olarak ağaca müdahale ediyor. Fakat Bordo'da bu yok. Bordo bulamacı diye adlandırdığımız gübrede e, kontak bir şekilde ağaca etki ettiği için e, yani bir insan düşünün. Bir insanın bütün vücudu hasta ve çok hassas bir vücut. Ama siz onu ilaç içmek yerine yani şey mideye ilaç içmek yerine krem sürerek geçirmeye çalışıyormuşsunuz çalışıyormuşsunuz gibi bir durum var ortada. Yani ikisinin farkını anlatmaktan anlatmak için bunları söylüyorum. Şimdi sistemik olarak kullandığımız için biz bu bakırı e, daha hızlı bir şekilde ağaca müdahale edebiliyoruz. 7 ila 11 gün arasında sürgün yaptırabiliyoruz. Bunu da kesin garanti ediyoruz. Onun dışında Cemil Bey e, bir gübre düşünün. Bir gübre düşünün. Şöyle bir gübre. E, antraknozla mücadele ediyor. Mantarı hastalıklarla mücadele ediyor. Yardımcı oluyor. Evet. Mücadeleye yardımcı oluyor. Evet. Mücadeleye yardımcı oluyor. Sürgün yaptırıyor ağaca. Ee, direkt öz suyuna karışıp e, ağacın daha hızlı bir şekilde e, topraktaki maddeleri almasını sağlıyor. Yani e, bence bir mucize bu. E, ben bu şekilde açıklıyorum. Bu Koperas. arada mucize deyince aklıma geldi. Yalovalı çiftçilerimiz Koperas'tan mucize ismi taktılar. Evet onlara da çok yani güzel bir yaklaşım. Onun dışında Cemil Bey biz ne yapıyoruz bahçelerimizde biz aslında bu bitki besleme ürünlerini kullanmakta yani bazı çiftçilerimiz şey diyor mesela 9 tane uygulama diyoruz 10 tane uygulama diyoruz diyorlar ki hani bu kadar çok uygulama doğru mu veya bu kadar çok uygulamanız bir zararı var mı aslında bizim ürünlerimiz bitki besleme ürünleri olduğu için biz topraktan aldığımız aslında topraktan ağaç bir şeyleri alıyor fosfor olsun potasyum olsun işte azot olsun. bunları topraktan ağaç çekiyor e, meyve ile birlikte bunları veriyor Biz aslında onları toprağa geri kazandırıyoruz ağaca geri kazandırıyoruz bu şekilde bir yaklaşımla bize bakabilirler Onun dışında e, ben e, abimiz bir şey söylemişti buraya gelmeden önce yani programdan önce e, pH değerleri Türkiye'de yani genel olarak bu bölgelerde de çok yüksek. Yani 7'nin üzerinde, bazen 8'in üzerine dahi çıkabiliyor. Bununla mücadele etmek adına da buradan çiftçilerimizi bilgilendirmek adına da e, özellikle e, susuz bahçelerde yağmur öncesi sulu bahçelerde de döneme dönüme 4-5 kilo veya bu 10 kiloya kadar çıkabilir. Bunun için bizi bize ulaşıp e, bunun oranını sorabilirler. 4-5 ile 10 kiloya kadar çıkabilirler. Bu arada sıvı kükürt uygulamamız var. Bu toprağın pH değerini mutlaka düşürür. Toprağın pH değerini düşürmek de neden önemli? Şu şu bakımdan önemli. Toprağın pH değeri yüksek olursa bitkinin hastalanma riski o kadar çok yüksek olur. İçindeki o şeyleri alması o kadar zorlaşır yani bitkinin. Toprağın içindeki besleme şeylerini alması çok zorlaştığı için bitkin hastalığa yatkınlığı daha yüksek oluyor. Bu önemli de yani bu bağlamda da pH değerini düşürmek bizim için de çok önemli. Onun dışında ağaçlarımız da güzel. Biraz dediğiniz gibi tane de e, abimizin dediği gibi tane de küçülmeler var ama onu da halledeceğimizi düşünüyorum bu bahçede. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet. Ben bu arada hemen bir araya gireyim. Şimdi Recai sağ ol bunları söylediğin için. Bu koperasın kıymetini önce deden anladı, Cihan Öztuğlu anladı ve bana şunu dedi, şunu dedi. Abi bu sefer tamam. Ama bu ürünü bütün dünya tanımalı atma o kadar dedim ya. Yani. Bütün çiftçiler tanımalı dedi. Şimdi o noktadayız. Önce dedene sonra sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Zafer abi. Yani tanım, yani tanımalı çünkü. Yani böyle bir ürün mesela diğer ürünlere baktığımız zaman çok fark var arada. Yani aşırı bir fark var. Yani sadece bir şeye yardımcı olmuyor. Bir ürün mesela atıyorum bir üründen beklentiniz ne olabilir? Hani amino asit işte ne bileyim bir ürün bir şey yapar gibi bakıyor insanlar ama yani maalesef bir sürü şey yapıyor. Yani çok fazla şey yapıyor. O yüzden çok ben de Zafer abi'ye teşekkür ediyorum bu konuda. Tamam biz arazide cihanla başardık. Başardık da en sağlam sarılan mühendisimiz de arkadaşımız da Yusuf. Yıllarca, yıllarca onun denetiminde üretildi. Çok şükür en büyük, en küçük bir şikayet olmadı. Ayrıca Yusuf'a da teşekkür ediyorum. Yusuf şimdi e, şey bayrağı Murata verdi. Gülşah zaten bizim e, kalemiz e, e, fabrikadaki kalemiz, yıkılmaz kalemiz. İşte Cemil Bey hep ben diyorum ya böyle bir ekibiniz varsa böyle bir kadronuz varsa dünya size güzel. Her şey çok kolay. Teşekkür, Teşekkür ederim abi hoş geldin. için. Merhabalar Cemil Bey siz de hoş geldiniz. Şimdi Zafer Haber programda bizi övüyor da şimdi Zafer Bey biz bana soruyorlar arazide genellikle çiftçilerimiz nasıl biri. Diyorum abi normal sen ben gibi biri. Yani ben de her zaman söylüyorum ki yani biz Zafer abi artık patron olarak görmüyoruz. Yani Baba gibi ki aynı şekilde. Hiçbir şekilde ayırmıyoruz. O da bizi kendi evlatları yerine koyuyor. Teşekkür ederim ona da buradan yorumları için. Evet. Ee, tabii önceki sen tebrik ediyoruz. Yine düğün yaptın. Teşekkür ederim. Allah ne derler ee, hayırlı uzun ömür versin. Bir tebrik edelim buradan ekranlardan. İnşallah. Ee, şimdi şöyle yapalım önce. Bir e, bahçeye geldin. Özellikle son bir yıldır bahçeyi takip ediyorsun. Bahçede gördüğüm problemler ve 5-6 e, yıldır ürünleri kullanıyor ama sen geldikten sonra tespit ettiklerin ve buradaki bahçede gördüklerin yaptıkları neler senden onu alalım ondan sonra biraz soru cevap gidelim seninle. Tabii ki. Ee, öncelikle ben Selahattin Bey'i tebrik ederim. Ee, böyle bir bahçe kurduğu için sıfırdan almış aralara boşluklar olduğu için eski ağaçların e, trilyeriyle doldurmuş kenarları arba yapmış da birkaç manzeline de var yanlış hatırlamıyorsam bahçenin içerisinde ee, gezdiğimizde görüyorum hep. Ee, tabii ki Selahattin Bey ile başta da söyledi Zafer Abigil bir 5-6 yıllık tanışıklığımız var. Zafer abi e, yanlış hatırlamıyorsam bana yönlendirmişti Selahattin Bey'i. Daha sonra biz diyalogumuz başladı Selahattin Bey'le. Sürekli telefonda görüşüyorduk. E, tabii Çanakkale'den bu bölgeye de ziyaretlerimiz oluyordu ama e, şimdi ben tamamen bu, bu, bölgeye yerleşince daha sık uğrama şansımız oldu ki böl, bu köyde baktığımız başka bahçeler de var. E, ki oraların hikayeleri tam daha da başka. Ee, en e, hani söz etmişken söyleyeyim. Şurada bir birkaç bahçe, komşu bahçe. E, daha önceki yıllarda tanıştığımız ve bu sene artık e, tekrardan bir bizim programımızı uyguladığımız bir bahçe var. Bu sene de e, domat bahçe sonrası bir 30 dönümden ben 60-70 ton şey görüyorum üzerinde. E, domat zeytini olarak ki bu bahçe sahibine ben geçenlerde sorduğumda dedi ki biz bu sene bu yıla kadar ki ağaçlar büyük yetişkin en fazla 25-27 ton arası bir rakam görmüşler. İnşallah önümüzdeki yıllar orada bir program çekeriz. Ayrı bir hikaye oluşuyor orada da bizim açımızdan. Selahattin Bey'in bahçesine gelirsek tabii bahçede eksikler var mı? Var tabii her şey bir anda hallolmuyor. olmuyor. Ben ilk sene, geçen sene ilk geldiğimde hasat sonrası dönemde hatta hasat dönemiydi gene bu dönemler. birkaç eksiğimiz vardı. Benim dikkatimi çeken bahçede verimlerim biraz düşüktü Selahattin Bey'in. Ürünleri kullanıyordu ama işte... işte yılda 4 uygulama, 5 uygulama şeklinde işte koperası biliyordu, bir olivi biliyordu bizim. Bu sene daha bir titiz takip ettik. Ee, hiç yoksa 8 kere 10 kere gelmişimdir bu sene bu bahçeye kıştan beri yani. Ayda bir uğruyorum 15 günde uğruyorum. Yusuf bu gelmelerde ikramlarında etkisi var mı? Tabii ki hocam sağ olsun. <laughs> e, sağ olsun. Her zaman diyorum ki buraya geldiğinde bir Türk kahvesi yapıyor hocam. Sağ olsun eşi. E, çünkü Selahattin hocamın eşi de bizim memleketlimiz Muğla'lı. E, geldiğimizde hatta şakalaşıyoruz onları. Ee, tabii bu yıl şu an ben en son geldiğimde gene 15 gün önce geldim buraya bir hafta 15 gün önce kadar. Özellikle dikkatimi çeken e, meyveye rağmen yeni sürgünlerde hala filiz atıyor ağacımız. Ee, ki haliyle potasyum da muhtemelen fazla ki magnezyum eksikliği gördüm mesela en basitinden. Az önce bahçeyi dolaşırken tekrardan bir e, pH'in 7.8'lerde olduğunu söyledi ki biz e, ilerleyen dönemde borun eksik olduğunu söyledi bunları da tamamlayacağız. Tabii ki şimdi de her şeyin bir dönemi var. E, bor uygulaması özellikle kışın tabandan uygulayacağız bu bahçeye. Ben inanıyorum seneye burada daha farklı bir görüntü oluşacak. E, bu şekilde. Evet. Peki bir de tabi özellikle şu anda işte e, Cihan abi de biraz bahsetti. Bu sene e, bahar yağmurları geç yağdı. E, sonra aşırı yağmurlar, rüzgarlar, donlar. Anormal bir şey yaşıyoruz. Tabi şu anda biz Ekim ayındayız. Bölge, e, Birçok bölgede hasat başladı. Şimdi e, burada... Özellikle yaşanacak hastalık ve zararlarla ilgili mücadelede yapılması gerekenler, hasat sonrası yapılması gerekenler neler? Bununla toparlayalım. Şimdi Cihan Abigil de bahsetti bu sene bölgede ki, bölgede miyim? Türkiye genel verimler maalesef düşük bu sene. Geçen seneki verimler yok. Neden? Bunun nedenleri var aslında. Geçen sene çok fazla e, meyve tutumu gerçekleşti. İnsanlar bunu ben her zaman söylüyorum. E, Tonacı olarak bakmayalım. Ağaçtaki meyve adeti olarak bakalım. Çünkü... Normal bir biz zeytin bahçesinden dekardan ortalama bir ton mahsul alıyorsak biz geçen sene bir ton aldık ama e, taneler küçük kalibre 3 numara, 4 numara, 5 numara olduğu için e, aslında meyvadeti önceki yıllardan daha fazlaydı bu yıl geçen yıl. Ondan dolayı ki e, baharda oluşan, hmm, Cihan abi de bahsetti, monilya, işte çiçek tomurcuk zaman oluşan yağmurlar sonrasında bir e, tozlaşmada da bir sıkıntı yaşandı bu bölge için konuşuyorum çünkü burada dolaşıyoruz genellikle. Bu sene çok düşük bir rekolte var. Ee, bundan sonra neler yapabiliriz? Tamam böyle oldu ama özellikle 15 gündür gezdiğim bahçelerde zeytin güvesi çok fazla zarar yapıyor. Ee, Selahattin hocamda da var. İlaç atanda da var atmayan da. Bu neden oluyor? Şimdi ben herkese şunu söylüyorum dolaştığım zeytinliklerde. Özellikle biz e, bitki koruma ürünler yani insektis kullanımına Mart-Nisan gibi başlıyoruz öncesinden. Ki o zaman diyorlar ki bize niye bu, dönemde zehir mi atılır? Atıyoruz. Eylül-Ekim ayları geldiği zaman insanlar benim tavsiyem şu olacak zeytin çiftçisine. Muadil ilaç yerine orijinal ilaç kullansınlar. Şimdi etken maddeli, birçok etken maddeli, zeytin göğsüne, zeytin sineğine birçok ilaç var. Birçok firma var, üretiyorlar. Hepsine saygımız sonsuz tabii ki. Hepsi de ayrı ayrı kalem fiyat olan ürünler. Benim tespitim geçen yılda aynısını yaşadık biz. Eylül ayı dolaştığım bahçelerdeki ilaç atıyor adam haftada bir. Ee, Zeytin güvesi zararı yaşanan bahçelerin hep bir muadil ağaçları kullanan e, bahçeler oldu. Ki benim artık şunu söylüyorum zeytin çiftçisine. Eylül-Ekim ayında bari hiç olmazsa abi orijinal ilaç kullan. Yani bilinlik. ilk başta çıkan firmanın ürünü kullan. Aradaki fiyat farkı olabilir. Çiftçimizi de e, anlayabiliyorum ama arada çok bir fark var. 2-300 lira, 500 lira artık zeytinin bu, bu kadar para ettiği bir yılda bunlardan kaçmamak gerekiyor. Ağaç başına dökülen her tane para bu sene zeytin bilmiyorum ama avokado şeyine döndü. Yani avokadoyu taneyle satıyorlar yani Alanya'da. O şekilde bu sene o, o derece kıymetli bu sene zeytin. O yüzden erken hasat yapılacak bu sene zaten çoğu bahçede. Tavsiyem Ekim ayında da yine bazı bahçeler ki Selahattin Hocam gibi sık tutum olan bahçeler var. Ekim ayına kaldıkları zaman iyi bir zeytin sineği uygulaması yapsınlar. Daha sonra da çok fazla hasatı geciktirmeden ki erken hasat her programda bahsediyoruz. Erken hasat yavaş yavaş ee, bize ulaşsınlar biz e, işte çok sık tutum olan başlar şöyle diyor işte kararmıyor kararmıyor. Bizde onun da yöntemi var. Yeter ki bize ulaşsınlar. Peki teşekkür ederim. Evet e, Zafer abi. Bitirelim abi. E, bitirelim de Recai'yi parmak kaldırıp duruyor. Çocuğun hevesini kırmayalım. E, Cemil Bey, e, siz demiştiniz has hasat öncesi için ben bir şey söylemek istiyorum. Kendimle silkim yaptığım için az önce abiye de bir tavsiyede bulunmuştuk Zafer abiyle. E, Mutlaka bunu da yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Ben çünkü silkimde çok fark ediyor bizim e, küçük pınarda. Derenin bu tarafında bir ağaç ağaç var, bir de bu tarafında var. Diğer tarafına e, ilaç maalesef yeterli derecede gitmiyor sanırım. Biz silkerken şöyle bir fark gördük. Bu tarafına gitmiyor ağacın, bu tarafına gidiyor. Bu tarafına makineyi vurduğumuzda zeytin yani ne dalı hasar almadan veya sürgünlere hasar almadan direkt pat 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 zeytin dökülüyor. Fakat e, koperasın gitmediği kısımlara, zeytin öncesi e, tam dost koperas uygulamamız var. Koperasın gitmediği kısımlara ise yani neredeyse böyle tepesinin çıkıp makineyle vuracak noktaya geliyor. Zeytin dökülmüyor. Bu dökümü kolaylaştırmak adına e, hasat öncesinde tam doz bir kopara uygulamaları yapmalarını tavsiye ediyoruz. Cemil Bey, e, öncelikle bizle dağ, bayır, ova demeden karış karış Türkiye'yi gezdiğiniz için sizlere, ekibinize, Köy TV'ye, bizi bahçelerinde hep böyle güler yüzlü karşılayan e, çiftçilerimize hepsine çok teşekkür ediyorum. E, bütün çiftçilerimize Has, e, hasarsız, afatsız, hayırlı hasatlar diliyorum. eh e, kapatalım artık. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Peki ben de teşekkür ederim abi. Tabii e, bizim mesleğin en güzel yanı şu. İşte Zafer abi de bahsetti. Eee seyahatten geldim. Gece bir buçuk iyi bir eve girdik. İşte yatmamız, kalkmamız sabah dört 4.30'da kalktık, yola geldik. E, gerçekten baktığınız zaman fiziksel olarak yoruluyorsun ama işte Adana'ya gittik, Mersin'e gittik, Konya'ya, Kayseri'ye gittik. Birçok sektördeki paydaşla ilgili problemler, sıkıntılar, sevinçler bunları paylaşıyoruz. Buraya da geldik güzel dostlar, işte hocamı tanıdık. Güzel bir ortam. Bu biraz da işimizi sevmeyle alakalı bir şey. Biz Köy TV ekibi olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Çiftçimize yardımcı olan bütün firmalarla beraber onların sahadaki yaptıkları Güzellikleri, kere ekrana getirmeye devam edeceğiz. Ben de Zafer abiye teşekkür ediyorum. Gerçekten birçok çiftçimizin kaderine dokunduğu için, birçok çiftçimizin, ben mesela o bir kayısı çekimiydi herhalde, Maraş'ta mıydı? Hiç unutmuyorum onu. Adam ben dedi bahçeyi çöp atacaktım. Yanlış hatırlamıyorsam Maraş'tı değil mi abi? Koyruğu Maraş'ta evet. Mesela böyle birçok hikaye var. Bunlar aslında yaşanmış şeyler. Bunlar çok kıymetli şeyler. Ee, Zafer Bey'e ben de bir paydaş olarak sonuçta bu sektörde olan bir paydaş olarak teşekkür ediyorum. Allah ömrüne bereket versin. Böyle öğreten insanlar olduğu sürece biz de inşallah onlarla beraber olacağız. Arkada Arkadaşlar diyor ki yeter bitir, bitirelim. Zeytiniz bereketli olsun, hasadınız bereketli olsun. Ee, Allah kazasız belasız hasatlar nasip etsin. Ee, Yaradanımız yurdumuzu bizi korusun. Ee, başta Atatürk'ümüz olmak üzere bütün gazilerimize şehitlerimize tekrar şükranlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz, rahmet diliyoruz. Çünkü bize gerçekten cennet gibi bir vatan bırakmışlar. Çekemeyenler, sevmeyenler kendileri bilirler ama biz vatanımızı çok seviyoruz. Tekrar vatanı bize bırakanları da buradan rahmetle, şükranla yad edelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hepinize selam. başarının anahtarı Agrotura'ya tarımda başarı programını sundu.